Merhabalar arkadaşlar, Reading, birinci Reading testimizin üçüncü paragrafıyla devam ediyoruz. Önce yine sorulara bakacağız. The underlined weren't, artık detrimentally diye bir underlined, altı çizgi kelimemiz var. Ve bu kelime de pasajda closest meaning, en yakın anlamını sormuş. Ne olduğuna bir bakalım. Okurken o detrimentally yorumlamaya çalışalım. It could be understood from the passage that, pasajdan anlayabiliyorsunuz ki, childhood traumas, okurken altını çizeceğiz yine, çocukluk travmaları hakkında bu pasajdan ne anlayabiliyoruz sorusu geldi. Üçüncü sorumdaysa, it can be understood from the passage that, yine pasajdan anlayabiliyoruz ki, eğer ki Nijeryalı otoriteler, yetkililer, do not take the necessary measures, gerekli önlemleri almazlarsa ne olacakmış, onu bir çıkarmamız gerekiyor. Haydi bakalım pasajımızı bir çevirelim. Psychologists have warned that, psikologlar bizi uyarmışlar ki, exposure to war during childhood, yani çocukluk sürecinde bir savaşa maruz kalmak, may pose a serious risk, pose a threat, bunu mutlaka beraber ezberle, çok ciddi bir risk oluşturabilir. Kimle? Mental health of influenced children's developed detrimentally. Yani baştan aldım, psikologlar bizi ne hakkında uyarmışlar? Çocukluk sürecinde bir savaşa maruz kalmak, mental sağlıklarında çok ciddi bir sorun oluşturabilir, risk oluşturabilir ve çocuğun gelişimini detrimental bir şekilde etkiler. Savaş, hani bunun sorusu vardı hatırlıyor musunuz? Altını çizelim demiştik. Savaş bir çocuğu işte nasıl detrimental onu, olumlu mu olumsuz mu beraber karar vereceğiz ama detrimental kelimesini bil, kötüye götürmek, kötü, olumsuz bir sıfat olarak da bilebilirsin. This is not surprising ve bahsedilen bir çocuğun işte gelişim süreci sırasında bir savaşa maruz kalması not surprising, şaşırtıcı değildir. Çünkü children's well-being depends on, çocukların iyiliği, sağlığı bağımlıdır, bağlıdır. Neye? Whether they grow up in a safe place, yani onların güvenli bir bölgede yaşayıp yaşamadığına, büyüyüp büyümediğine ya da where they can participate in activities, aktivitelere nerede katıldığına, sosyalleşmeye, öğrenmeye ve oynamaya bağlıdır çocuğun well-being diye hepsini saydık. For instance, şimdi bir örnek veriyor. Schools can be considered one of such areas. Okullar, çocukların işte sosyalleştiği, öğrendiği vesaire gibi bunun gibi yerlerden one of biridir. Ve if schools are closed due to an attack, bir saldırı yüzünden, neden, nereden geldi o saldırı? War, savaştan bahsediyorduk ya. Eğer ki okullar bir saldırı yüzünden kapatılırsa, are closed, alternative ways to provide education must be implemented. Yani eğitimi provide edebilmek için, sağlayabilmek için, uygulayabilmek için pardon, yeni yollar sağlanmalıdır. Bu implementation at least creates, ki bu uygulama en azından şunu ortaya çıkarır. Some normality in the lives of children, çocukların hayatında. Yani eğer okullar kapatılırsa bir savaş süresinde alternatif yollar bulunmalıdır ki bu da en azından çocuğun normal bir hayat sürmesine ne yapar? Sağlar demiş. Furthermore, dahası. Community centers should be established, toplum centerları, merkezleri kurulmalıdır. To protect children, çocukları korumak için. From armed groups of the wartime, yani savaş zamanlarındaki silahlı güçlerden çocukları kurtarmak, korumak için de community centers'lar kurulmalıdır dedi. Due to unstable situation of a country in which a war broke out, güzel bir kelime. Savaşın broke out ettiği, patlak verdiği, ortaya çıktığı ülkelerde de yani unstable situation, böyle stabil olmayan durumlar yüzünden the availability or implementation of support, yani is crucial. Nedir? Destek, gelebilecek desteğin varlığı ya da uygulanması çok kritiktir. Ve must be implemented at any cost. At any cost da çok güzel bir kullanımdır arkadaşlar. Her ne olursa olsun uygulanmak zorundadır. Yani senin bir yardımın olup olmadığı ya da bunu uygulayabilip uygulayamayacağın çok kritiktir de her ne olursa olsun uygulanmak, yapılmak zorundadır. This is exactly what Nigeria lacks currently. Ki bu da Nijerya'nın bu dediği şey işte bu yardım alıp almaması ve bunu uygulayıp uygulayamaması savaş zamanında. Nijerya'nın şu anlarda lack, eksikliğini yaşadığı şeydir. Hatırla, non-close yapısı. Unless the Nigerian authorities, soru geliyor, altını çizmiştik, soruları okumamızın sebepleri bu. Nijeryalı yetkililer ve uluslararası partnerleri address how the war influenced children. Savaşın çocukları nasıl etkilediğine dair bir address.
belirtme yapmazlarsa, bunu göstermezlerse, they risk creating lost generation of children. Onlar hani kayıp bir çocuk jenerasyonu riskiyle karşı karşıyalar ki might negatively impact the short and long term, ki bu da ülkenin uzun ve kısa dönemdeki stabilitesini, yani istikrarını etkileyecektir diye bitirdik. Geldim sorularıma. Detrimental kelimesi ki şurada geçmişti görüyorsanız. Ben bunu cümle olarak tekrar çevireceğim. Psikologlar bizi ne diye uyardılar? Çocukluk sürecinde bir savaşa maruz kalmak çocuğun mental sağlığına bir risk teşkil edebilir ve onun gelişimini kötü bir şekilde etkiler. Yani olumsuz bir şeyler lazım. Şimdi wrongly yanlış bir şekilde etkiler. Yanlış. Negatif bir şekilde etkiler, işte pişman edici bir şekilde etkiler, literally anlaşılır bir şekilde, karşılıklı bir şekilde dersek 7. soruda cevabımız nedir? Detrimental kelimesi tabii ki Bursa şıkkındaki negatif bir şekilde etkilesin. Hocam yanlış etkiler mi diye düşünme. Çünkü bakın çocukların gelişimi yanlış mı olur, negatif mi olur? Bir şeyin karşısında yanlış, bir çocuğu yanlış eğitebilirsin ama savaş çocuğu yanlışa değil negatife yönlendirir. Onun için biraz da Türkçe hakimiyeti gerekmektedir. 7. soruda cevabımız Bursa olmalıdır. Geldim. Bu pasaj bana çocukluk travmaları hakkında ne söyledi ve ben okuyunca ne anladım? Çocukluk travmaları arise, ortaya çıkar, özellikle de when schools are closed due to a war. Bir savaş yüzünden okullar kapatıldığında mı ortaya çıkıyor özellikle, yoksa savaşta çocukların savaşa maruz kalmasıyla, yani çocuklar savaşta okullar kapatılınca kötü olmuyor. Zaten savaş olduğu için kötüler, okullar kapatılınca daha da kötü olabilirler ya da okulların kapatılmaması, eğitimin devam ettirilmek zorunda olması gibi ibareler vardı. Onun için Adana düşünen arkadaşlarım, tekrar çeviriyorum, çocukluk travmaları okullar savaş yüzünden kapatıldığı sürece değil, savaşla beraber ortaya çıkıyor zaten. Adana'yı sildim. Okul çocukluk travmaları should be treated via activities in which children socialize and learn. Çocukların öğrenip sosyalleştiği aktivitelerle treated, tedavi edilebilir. Tedavisinden bahsettik mi? Hayır, sadece normalleştirilebilir demiştik. Çocukluk travmaları pose a threat, bir risk teşkil eder. Regarding whether children will become a part of armed groups. Hani bir çocuğun silahlı grupların arasına girmesiyle ilgili hiçbir bilgi olmadığı için dedim ya. Şunu sakın unutma arkadaşım. It could be understood. Şurası o kadar kritik bir aslında sınırlama koyuyor ki. Benim soracağım bütün sorular pasaja göre olacak. Yani pasajda olmayan bilgileri seçme diyor. Tamam? Onun için çocukların silahlı gruplara girip girmemesi hakkında bir bilgi yok. Eledim. Dedim ki çocukluk travmaları may have an impact, etki edebilir. Neye? Both to mental health, hem de diye çevireceğim, both and yapısında gör. Hem çocuğun mental sağlığında hem de development'ında. Şimdi buradan şöyle bir ok çıkardım. O akı da birinci cümleye getirdim. Mental health and detrimental bir development tam olarak istediğim cevabı verdi gibi. Ama tabii ki Edirne'ye de bakacağım. Çocukluk travmaları can occur, meydana gelir. Regardless of, bir şeye bakmaksızın, neye bakmaksızın, the place where children grow up, çocuğun nerede yetiştiğine bakmaksızın çocukluk travmaları ortaya çıkabilir. Evet, bu cümleyi söylemek için zaten bu pasajı okumaya gerek yok farkındaysanız. Ama bu pasaj özellikle bana ne dedi? Savaşa maruz kaldığında dediği için Edirne'yi de eledim. Yani 8. soruda cevabım Denizli oldu. Son soruma geldiğimde ise, bu pasajdan şunu anlamalıyız ki anlayabiliyoruz ki eğer ki Nijeryalı yetkililer gerekli önlemleri almazsa, bakın son cümleyi, eğer ki bunu yapmazlarsa, değil mi? Bu savaş çocukları, they risk, ne yapacaklar? Bir kayıp jenerasyon yaratacaklar ve bu da ülkeyi uzun ya da kısa vadede impact, negatively impact yapacak cümlesi bana tam olarak Nijeryalıların istediği şeydi. Şimdi geldiğimde cevaba ise, they will risk the mental well-being of their children. Eğer ki otoriteler gerekli önlemleri almazlarsa ne olacak? Çocukların well-being, iyiliği, well-being dediğin sağlık olur, fiziksel sağlık olur fark etmez, mental sağlık olur. Mental sağlıklarını riske atacaklar eğer bunu yapmazlarsa. Tam olarak yukarıda bu yazıyor. Bakın. Lost bir generation. Devam ediyorum. Children living there will be kidnapped. Şimdi çocukların ülkedeki silahlı gruplar tarafından kaçırılacağına dair bir bilgi var mı? Olmayan bilgiler eleyin demiştik. Geldim. Lokal yetkililer ya da topluluklar
Çocukların mental sağlığını protect, korumakta sorumludur. Hiç local community diye bir şey sormadı. Sadece community centers demişti. Geçtim. Ki çocukların mental sağlığını korumakta sorumlu olan kişiler komüniteler, yani yerel topluluklar gibi bir bilgi de olmadığı için sildim. Denizli'ye baktım. Their international partners will hopefully take care of the situation. Eğer ki Nijeryalı yetkililer gerekli önlemleri almazlarsa onların uluslararası partnerleri hopefully, yani umarız ki bu duruma ilgilenecekler. Ama şöyle bir detay verdi bakın. Nijeryalı yetkililer ve uluslararası partnerleri hakkında zaten bu endişe var. Bu adamlar onlar yapmazsa biz yaparız dememiş. Onun için Denizli'yi de sildim. Edirne'ye baktım. Topluluklar will have to build centers to educate their children. Eğer ki Nijeryalı, bakın aslında çok güzel bir çeldirici biliyor musunuz? Şurayı vermemiş olayım ben. Pasaj'dan anladınız ki Edirne doğru. Ne oldular? İşte çocuklara eğitmek için böyle centerlar kurulmalı. Ama soru beni neyle kısıtladı? Nijeryalı yetkililer önlem almazsa mı topluluklar will have to bir şeyler yapmak zorunda kalacak? Yani soru kökünü birleştirdiğinizde yanlış bir şık haline geliyor. Uzatmayalım. 9. soruda cevabımız Adana'dan başka bir opsiyon içermiyor arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki readingde görüşmek üzere.